Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala hayri halqi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Habbab ibn Arat radıyallahu anhu. Ali ibn Abi Talib kerramallahu vejhe rahimallahu Habbaban fakat aslama ragiban ve hacera tâ'an ve aşa mucahiden. Bir merhamet kıladı. Habbab ibn Arat radıyallahu anhu doğrusu da. Habbab ibn Arat radıyallahu anhu İslam'a rağbet kılıp kirdi. İtaatkar olup hicret kıldı ve mücahid halatıyla hayatını yaşadı. Huza'a kabilesinden bulgen ümmanlar Mekke'deki kul pazarına vardı. Ve özünü hizmetlerini kılışık için ve keyinçelik katta olsa kolunu mehnetten faydalanışı için özge bir kulunu satın almak için oldu. Bana şu pazarga satuvga çıkarılgan ballarını bir qatar közden keçirdi de bir cismanın sağlam ve yüzüden bazı bir fakın zeka alamadlarını götürgen bir balanı satıp aldı. Aytgan pulunu verdi, uyga talab ketdi. Yolda talab olib ketarken bu balayı qarab ummanlar aytadi. İsmi nima ey bola dedi. Bu bola Habbab dedi. Otangni ismichi? Al-Arat. Qayerdan bolasan dedi. Najddan man dedi. Arab mısın? Arab man. Banu Tamim kabilesinden man. Yani kanday qilib bu kul bozorga tushib qolding? Bizni kabilaga Arab kabilelerden birileri hücum kıldı, uruştu, yenişti, ayolu ve bolalarını asli kılıp op geçişti ve koldan kol götüp, bana şu bolaya götüp geldim, bana yerini sizi kol götürdüm dedi. Ummu Anmar bu hizmetçi bolasını Mekke'deki temirçilerden bittesine şagird kılıp verdi. Ve pes fırsatta, pes günlerde içi de Habbab ibn Arat temirçilik hünerini, sırlarını örgendi. Ve Mekke'de en yakşı kılıçlarını yasaydıgan, usta degen nam bilen maşgur oldu. O yasaydıgan kılıçlarını savrası yakşı oldu. Bana şu hünerini zorlu gibi maşgur oldu. Ve Habbab ibn Arat balavat yaşı getirirken, künseni uygularken Mekke'deki Uman Arab kabilelerinin ortasında bulayken cehalat, zulmet, zulüm, fisk fücudunu görürdü de cüdökü bu hakkında fikir kılardı. Ve şu zulmetini kötülüştü yine Allah'tan sonra parvardigara şu zulmet kötülüştü için beni canımı ama gelin. Elbette bu zulmette tügediyen bir günü bulardı ümit kılardı. Habbab ibn Arat'ın bu küçüklüğü uzakta çözülmedi. Banu Haşim'den bugün Muhammed ibn Abdullah isimli bir kişi İslam degen nurunu kötülüp çıktı. Habbab ibn Arat birinchilardan bo'lib islomni qabul qilgan kishilardan bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga borib, Rasulullohdan oyatlarni eshitdi. Bu so'zlardan bir ajablandi va qo'lini uzatdi-da Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu annaka Rasululloh. Hadislar rivoyatlarda keladi, islomni qabul qilgan 6 ta odamni, birinchi 6 ta odamdan 6-tasi Habbab ibn Arat radhiyallohu anhu bo'ladi. Shuning uchun muorixlar aytadi, Habbab ibn Arat İslam'ın 6'dan biri, 6'da üstünü bosa başladı ve şu 6'dan bitti üstünü boladı. Bu gendip rivayet kılışladı. Bu kişinin kul buluşluğu, bu kişinin ihtiyarının özünde bulmasıyla İslam'da bitti tereği buluşluğundan tosluk olarmadı. Mekki davrda bilemiz İslami davetler 3 yıl geçe mahvib oldu. İslam'ı kabul edenler Allah tarafından büyürü bulma geçe bu da İslam'ın imanı mahvib uçaştı. Azat insanlar ham, boy, himoyachisi bor bo'lgan kishilar ham, katta urug'dan bo'lgan musulmonlar ham islomini yashirishdi. Lekin Habbob ibn Arat roziyallohu anhu qul bo'lishiga qaramasdan, yosh bola bo'lishiga qaramasdan, birorta bir himoyachisi yoki bir himoya qiladigan urug'i bo'lmasdan islomini oshkor qildi. Ummu Anmar o'zini quli islomga kirganligini eshitgandan qattiq g'azablandi-da, o'zini ukasi bilan Sibo ibn Abdul Uzzo, Sibo ismli ukasi bilan keldi de bir qancha odamlarni to'planib kelib, Habbob ana shu qilich yasayotgan ustaxonasiga kirdi va aytdiki, Habbob dedi, biz eshitgan gap to'g'rimi dedi. A nima eshitdinglar dedi. Sen ota bobongni dinidan qaytib Muhammad diniga yashitsan dedi. O'zingni dining tark qilsan dedi. Habbob tamomiy xotirjamlik bilan aytdiki, men dinden kaçkanım yok dedim. Yagana bugün Allah'ta varlığı iman keltirdim ve Muhammed onu peygamberi kendine güvahı verdim dedi.
Şu sözü ayetçiliği bilen, yani şu Sivah ve özü bilen blokkenin adamları Habbab'da tepkiler bulup geçişti. Koluge temir geledi mi? Koluge taş geledi mi? Tah şuradan getir. Yergi yıkılıp günge kadar tepkiler vuruştu. Bu kul balanı, bu kul balanı cüratıdan Mekke titrap getti. Çünkü ana ettik, himayetçisi, karındaşları köp bugün adamların İslam'da başta mahfika geldi. Bu kul bu işe karamazsa şimdi cürat bulan çıktı. Habab ibn Arab'da bana şu cüratıdan başka kullar, başka bir beçara kembağal Müslümanlar cüratlanması için Kureyş ahsakallar toplanıştı. Toplanıp buna sana aldın alış gerek. Eğer pek korkmaya duyan olsak bu Mekke'de tarkak geçtiği vardı. Abu Sufyan, Abu Cahil, Abu Lahab yaşayan Kureyş kattaları yığılıştı ve şimdi hüküm çıkarıştı. Her bitti İslam'a kirgen zayıf beçara buladı mı, kul buladı mı, ya ki azat insan buladı mı, İslam'a kirgen kişini dininden kaytarıştık için özünü uruğudan boyun adamlar azap versin, dininden kaytarışsın. Eğer o azat insan buladı olsa uruğular azap versin, eğer kul İslam'a kirgen olsa özünü hocayını onu azaplar, dininden kaytarsın dedi. Bu, Kureyş seyirlerine çıkarken hükümü bu oldu. Habbab ibn Arat'ın azablaştığını geçse, yani şu Ümmü Aymen'in yükesi Siba ibn Abdülüzzah'a hapşırıldı. Habbab ibn Arat, en nemesinden temir çizgini kılardı, dökenine kirip gelişerdi. Kün, yerinin küydülüşlük derecesi ısırıp oturken payette, Mekke'deki sahraya açık çıkardı, kinyimlerini yeçimdirip, temirden bugün soğut iki kizi koyuşardı. Yani temirden bugün lıbası gizip, attaki bazı dört kizi koyuşardı. Abdadı sırf şimdi küldürüp duruyen halde onu üstten yani temirde kaplanıp koyuştaki havada dımlanıştaki temirde kızıştaki katlı azab verirdi. Gelişerdi de Muhammed'e kadar ne diysen? Allah'ın kulu ve peygamberi hak diye ne yap geldi? Bizim zulmetten nurge çıkarıştık için. Kuşudan kepçik halde eleşerdi. Kuşuyu yiyenden ki neyse üstündeki temir kıyma diye çık durup abdada durup kızıp dururken taşlar böyle püre yüge bastırıp koyuşardı. Hatta ki yelkedeki göçlerini, terilerini söyleyen acrası taşıyanla yine tarih kitaplarda rivayetleri var. Neme için? Rabbim Allah'dır koyan için. La ilahe illallah Muhammed Asadır koyan için. Buraya azar vermeyen idi. Burada bunları kanatmayan idi. Ayrı Allah'ı bitirip koyan için. Ular bana şimdi bir maşakkatlarda evvelce imanı sağlayıp koyan. Bizi Allah Allah bu inandı, bu nimetini şimdi hediye kıldı. Tuğulduk, Müslüman ailedeki tuğulduk. Tuğulduk, İslam'ımızda bir mal amal kıladık ya, memlekette tuğulduk. Mescidler abad, ozanlar çakırıyattı. Bunu şükürler dağılış gerek. Bu kişiler keyinçelik, ölüm töşekü yetken ne kadar yığılırken etsiz, biz özümüzde ağzımızda rahmimiz geliş gerek olalım. Bana şimdi taş üstüge başlarını koyup durup, Lat ve Uzza hakkında ne dediysen, Kureyş sığın adıken butlardan bazılarının adları. Lat bulan Uzza hakkında ne dediysen, kulağı kar boyayan yani butlar, ular ne fayda keltiradı, ne zarar keltiradı. Bu şimdi cüratıdaki Allah da Allah'ın bir sabah vergen bu kişiye. Ummu Ammar günlerde biri de onun hocası, ana şu ayol, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen Habbab ibn Arat, dükkanede yaklaştığı yerini gördü de cüde katta kazabı geldi. Ertesi günü vardı, kılıç yasaş üçün çoğul içi getip koyan kızıgen temirde aldı da Habbab'da başıya bastı. Başıdan tutun çıktı, başı kıydı, saç döküldü. Huşudan kepküçe basıp durardı. Bir neçe gün şu azabı verdi. Bana şu azablarını dörtte kıylanıp durarken Habbab dua ibad kıldı. Parvardaki ara ummanlarını, onun ülkesini özünge tapşırdın. Allah Azze ve Celle Peygamberimizin ve Müslümanlarına Medine'ye hicret kılıçlıkça ruhsat verdi. Habbab ibn Arat Han hicret kıldı. Lekin hicret kılıçlıktan burun Allah da Allah duasının icabat kıyanlığını bilip hicret kıldı. Yani Ummu Annar'a Allah-u Teala şimdi bir başıya bir ağrıda verdi ki bu ağrıka hiç can çıdaşlı ilacı yok oldu. Hazretler bir yakı yürüdü, tabip kıdır işte, tabipler de verirken bitti tavsiyesi, kızıgen temirde başıya başlık, ağrıda pasir etirerdi degen doğru oldu. Zulüm körgen adamda duası icabat bol işliği.
Allah Taala uchun mashaqqat ko'targan odamning duosi albatta ijobat bo'ladi. Chunki Alloh yo'li dedi bular. Temini qizish oshardi, boshiga bosganda haligi og'riqdi, ikkinchi og'riq bosib ketadi, shundan rohatlanadigan bo'ldi. Habob ibn Arat roziyallohu anhu Madinaga ko'chdi. Va Makkada topmagan xotirjamligini topdi. Ibodatni topdi. Ansorlarda mehrini, muhabbatini topdi. Rasulullohning suhbatida doim o'tirishlik degan ne'matni topdi. Ular diniga bemal amal qilib qolishligi ularga berilgan katta ne'matidir. Bizda shu ne'mat bor. Habob ibn Arat roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilan Badr g'azovatida qatnashdi va barcha g'azovatlarda birga qatnashdi. Uhudga chiqqan kuni Alloh taolo bu kishini ko'zini yana bir marta quvontirdi. Hamza ibn Abdulmuttolib Allohning asadi Asadulloh bo'lgan Hamza qo'lida ana shu Makkalik davrida Habbobga azob bergan Siboni Alloh taolo qatl qildirdi. Ya'ni Hamza qatl qildi buni. Va bu bilan duosi ijobat bo'lganligini ikkinchi ko'rinishi edi. Habob ibn Arat juda uzoq umr ko'rdi. To'ralar xalifa davrida yashadi. To'ralar xalifa davrida yashadi. Umar ibn Hattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib turgan paytda Umar o'tirgan majlisga Habob ibn Arat kirdi. Qaranglar, bu xalifa Qurayshli sayyidlaridan. Bu quldan chiqqan musulmon. Kirganida Umar ibn Hattob o'rnidan turdi, hurmat, ikrom ko'rsatdi va to'ridan joy ko'rsatdi. Siz faqat shu to'riga o'tirishingiz kerak. Bu yerga faqat Bilolda haqi bor o'tirgani, faqat Zahqiz bor. Chunki Makkada eng qattiq azob, mashaqqat ko'rgan ikki kishi, bittasi Habbob ibn Arat, bittasi Bilol ibn Rabohadir. O'tirgandan keyin Umar ibn Hattob aytdiki, "Ey Habbob, siz mana shu Makkada eng qattiq azob ko'rgan kishilardansiz. Ana shu ko'rgan azoblaringizdan birortasini aytib bermaysizmi, qaysiniz qattiq bo'lgan?" dedi. Habbob xijolat bo'ldi aytmadi, lekin Umar ibn Hattobning qattiq talabiga labbay dedi-da, ustidagi yaxtagini yechib turib, kuragini ko'rsatdi. Umar ibn Hattob bu manzarani ko'rib bir irg'ib tushdi. Orqasida suyak bilan terining o'rtasida go'sh yo'q edi. Terisi suyagiga yopishib turardi. Buni sababini so'raganda Habbob hikoya qilib aytadiki, Makkada davrimizda dedi. Quraysh mushriklari kelishdi, o'choqdan qizib turgan cho'g'ni olib yerga yotqizishdi. Ko'ynagim yechib, oyog'imdan ushlab, o'shining ustidan sudrashni boshladi. Qachongacha sudrashdi? To meni badanimdan chiqqan nam, badanimdan chiqqan qon yoki sul cho'g'ni sovutgacha sudrashdi. Alloh o'limni yozmagan bo'lsa, mana shunga azobni berganda ham o'lmadi. Alloh umrni uzun qilgan ekan, boshiga temirni qizdirib olsa ham bo'lmadi. Demak, qo'rqoqlik umrni uzaytirmas ekan, jur'at, jasorat umrni qisqartirmas ekan. Umrini oxirida Habob ibn Arat roziyallohu anhu juda katta bir boylik, juda katta bir mablag'ga ega bo'ldi. Lekin bu katta dunyoda qo'lga kelishligi, boyagi darsimizda aytgandek, ular shu qilgan ishimizga mukofot bo'ldi, xursand bo'lmagan, balki qo'rqqan. Bu katta boyligini qanday tasarruf qilar ekan? Uyini hovlisini bir chekasiga bir idishga qo'yib turib, hamma boyligini sotib qo'yar ekan ichiga. Berkitmas ekan, qulib yurmas ekan, ichkari yotmas ekan. Faqir muhtoj odamlar bilar ekan Habbobni puli qayerda turishligini. Kelar ekan hech so'ramasdan, kelagacha qo'liga siqqanicha olib chiqib ketavergan. Habbo biror marta qayerga olding, nimaga olding, qanchaga olding demagan. Chunki bu dunyo ular uchun qo'lidagi narsa bo'lgan. Ularning qalbiga joylangan emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular shunday tarbiyani olgan. Sahobalardan ba'zilari shunday bir rivoyat qiladi. Habbob ibn Aratga o'lim soatlari yetganda uni ziyorat qilgani kirdik. Kirganimizda Habbob aytdiki, "O'n og'iz joyda dedi, 80 ming dirham pul bor dedi. Biror kim uni bekitgan emasman, biror kim uni qulib ham yegan emasman, birorta bir kishi so'rab kelsa yo'q ham degan emasman." dedi-da yig'lab yubordi. "Nimaga yig'layapsiz?" deb so'raganda aytdiki, "Meni do'stlarim, meni sahoba birodarlarim dunyodan chiqib ketishganida juda ko'pchiligi dunyo matosidan biror narsa yega bo'lmadi. Musob o'ldi, boshini yopsak oyog'i ochildi, oyog'ini yopsak boshi ochildi. Hamza o'ldi, ular ikkalasi ham mendan yaxshi edi. Abdurahmon degan apa aynan.
Ular dünyadan hiç narsa olmadı. Yani ben korkamam. Bana şu çekken maşakkatlarımızı Allah dünyada özü mükafatını verip koymayaptı mı? Habab ibn Arad vefat kıyandan ki Amir al-Muminin Ali Kerimallahu aşkı aytadı. Hakkı Habab İslam'a rahmet kılıp imanını kabul kıldı. İtaatkar halette hicret kıldı ve mücahit halette yaşayıp öttü. Allah da Allah bu kişinin kıyandan amelini daha yapamazsın. Bugünkü yapırken dersimizde bu bir nima deymiz? Qo'shimcha bo'lar deymiz nima? Mana shu kishilar qul bo'lgan, azob chekkan, mashaqqat chekkan, dunyo qo'liga kelganda qo'rqib ketgan. Alloh taolo dunyoda hisob kitobini tugatib qo'ymasin deb. Alloh subhanahu va taolo ibrat olishga hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi.